ayındayız hocam. Ramazan ayında tabii oruçlarımızı tutuyoruz. Ama oruçlarımızı tutarken de kalp hastalarımız var. Evet. Kalp hastalarımız da istiyorlar oruç tutmayı. Peki kalp sağlığına bu süreçte nasıl dikkat edecekler? Kalp hastalarımız nelere dikkat edecekler? Oruç tutabilirler mi? Tabii kalp hastalarımız başlığı altında bütün hastaları aynı kefeye koyup tutabilirler ya da tutamazlar gibi bir cevap vermemiz mümkün değil. Buraya geçmeden önce bir COVID ile ilgili, daha doğrusu COVID tedbirleri kapsamında evde kal kampanyası diyeyim. Bununla ilgili bir detayı vermekte fayda var. Şimdi hastalarımızın bir kısmının evde kalma tedbirini yanlış yorumladıklarına şahit oluyoruz. Çok ciddi nefes darlığı olan veya istirahatte göğüs ağrısı olan hastalarımızın sağlık sistemini meşgul etmeyelim, gereksiz yere enfeksiyon riskini artırmayalım gibi kaygılarla hastaneye başvurmadıklarını, dolayısıyla ertesi gün kalp krizi geçirip ölümle yüz yüze gelmek durumunda kaldıklarını ne yazık ki hem kendimiz hem diğer meslektaşlarımızdan duyuyoruz. Buradaki evde kal çağrısı zaten bu tür hastaların rahatça hastaneye gelip rahatça tedavi olabilmelerini sağlamak amacıylaydı. Bir kalp hastası, kalp krizi geçirme riskiyle karşı karşıya olan bir hasta rahatça hekime gitsin, rahatça hastanede tedavisini olsun diye aslında bu kampanya yürütülüyor. Evet, bir yandan COVID enfeksiyonunun yayılımını engellemek için ama bir yandan da sağlık hizmetlerinin aksamadan doğru kişilere doğru zamanda ulaşabilmesini sağlamak amacıyla yapıyoruz. Dolayısıyla kalp yetmezliği kötüleşmiş, göğüs ağrısı başlamış ya da herhangi bir uzvu tehlikeye girmiş, bacak damarı tıkanmış, ayağında yarası var, gangren gelişiyor. Bu hastanın evde kalması gibi bir seçenek söz konusu değil. Bu hastaların gecikmeden ilgili hekime, ilgili doktorlarıyla temasa geçerek tedavilerini en kısa sürede olmaları amaçlanıyor. Bu anlamdaki bir anlamda aşırı ince düşünme neticesinde hastalarımızın hekime ulaşmak konusunda tereddüt yaşadığı, evde kalma konusunda ısrarcı olduğunu gözlemliyoruz. Ne yazık ki kötü sonuçlarını da görüyoruz. Yani hastalıklarını biraz kendileri kötü hissediyorlarsa tabii ki de gelecek. Evet. Yani göğüs ağrısı, şiddetli nefes darlığı gibi elle tutulur somut sorunu olan hastaların beklemesi söz konusu olamaz, olmamalı. Elbette yani acil değil diyebileceğimiz bir takım şikayetler var. Her branşla ilgili olabilir bu. Bunlar elbette ki ertelenecek, ertelenmeli ama ertelenmeyecek problemleri de mutlaka göz önüne alıp hemen ilgili branşın hekimine gitmek lazım. Şimdi karın ağrısı olan, akut apandisit şüphesi olan bir hastanın efendim evde kalayım, hastaneleri boş yere meşgul etmeyeyim veya enfeksiyon kapmayayım gibi bir düşünceyle evde kalması son derece tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Yani evet, bu çok tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Onun için mutlaka onu vurgulamak isterim. Kalp hastalarının oruç tutmasına gelince, kalp hastalarının tabii birden fazla şekli var. Birincisinden bahsetmek gerekirse kalp yetmezliği olan hastalar. Kalp yetmezliği olan hastaları kabaca iki sınıfta değerlendirebiliriz. Yoğun ilaç tedavisine ihtiyaç duyan, sıkça doktora gitmek zorunda kalan ve özellikle ödem ve akciğerdeki sıvı tutulumu nedeniyle yoğun şekilde diüretik tedavi dediğimiz idrar sökücü ilaç kullanmak zorunda kalan hastalar. Bunlar gerçekten hekimle çok daha sıkı teması olan, çok sık kontrol gerektiren ve ince bir çizgide giden hastalar ne yazık ki. Bu hastalarımızın oruç tutmasını önermiyoruz, tutmamasını öneriyoruz. Dolayısıyla ilaçların aksaması, vücudun o açlık ve susuzluk dengesini sağlama konusunda yetersiz kalacağını düşündüğümüz hastalar bunlar. Dolayısıyla bu hastalarımızın biz oruç tutmasını önermiyoruz. Diğer grup bir hastadan bahsetmek gerekirse damar problemi olan hastalar. Bypass olmuş ya da stent takılmış, damarıyla ilgili herhangi bir sorunu yok ise, kalbinde de önemli bir hasar yok ise, yani kalp yetmezliği yok ise,
Bu hastalarımız rahatlıkla oruçlarını tutabilirler. İlaçlarını sahur ve iftar şeklinde ayırıp oruçlarını tutmalarında bir sakınca yok. Hatta burada bu hastalar için ekstra bir fayda olduğunda özellikle vurgulayabiliriz. Damar hastalığı deyince elbette damarında problem olup şu veya bu nedenle açılmamış, açılması beklenen ya da açılması planlanan hastalar olabilir. Bu hastaların oruç tutmasında bir sakınca söz konusu olabilir. Yani açılması gereken, açılması planlanan damarı var ise kalp damarı, bu damarlar ancak açıldıktan sonra oruç tutmalarını biz öneririz. Onun dışındaki hasta grupları, sağlıklı hasta grubu, sağlıklı bireyler için konuşmak gerekirse zaten bu yüzyıllardır bilinen bir şey. Sağlıklı bireylerin oruç tutmasının hastalıktan koruduğuna dair çok ciddi veriler var. Dahası COVID-19 bağlamında konuşmak gerekirse genellikle COVID-19 korkusuyla acaba oruç tutmam sakıncalı olur mu, bağışıklığım zayıflar mı gibi kaygıları duyuyoruz. Bizim bildiğimiz orucun bağışıklık sistemini baskılamadan ziyade daha çok güçlendirdiği yönünde bilgilerimiz. Ama elbette bu söylediğimiz şeyler birey bazında teker teker değerlendirilmesi gereken şeyler. Biz şu grup tamamı oruç tutabilir gibi bir iddiada bulunmuyoruz. Biz genel çerçeveyi çiziyoruz. Hastaların kendisi elbette birebir hekimleriyle bu konuyu konuşmaları gerekiyor. Takip eden hekimleri eğer oruç için sakınca görüyorsa tutmamaları, tutabilirsin şeklinde bir önerisi varsa da ona göre davranmalarında fayda var. Buradan yanlış bir mesaj vermiş olmayalım. Ama mutlaka hekimlerine sorsunlar. Evet, evet. Yani genel başlık olarak dediğim gibi ağır kalp yetmezliği hastaları için sakıncalıdır. Açılması gereken damarı bulunan hastalar için sakıncalıdır. Onun dışındaki hasta olan veya olmayan tüm bireyler için sakıncalı olmak şöyle dursun faydalıdır. COVID-19 bağlamında da yaşlı popülasyonu dışarıda tutarsak 65 yaş altı popülasyon oruç tutmaktan dolayı herhangi bir bağışıklık sistemi zararı görmeyecektir. Bu konuda rahat olabilirler.